Saygıdeğer hocalarım ve yöneticilerim. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkürler. Hepiniz neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuz. Söyleyeyim. Biz yani Mavi Ay ve Kasırga takımları bugün teslim etmemiz gereken tarih ödevimizi teslim etmedik. Tabii ki bunun bir açıklaması olacak. Ben şimdi neden ödevlerimizi zamanında yetiştiremediğimizi açıklamak üzere arkadaşlarımı çağırıyorum. Öncelikle milli mücadelenin kahraman kadınları geliyor. Nasıl yani? Ben Halime Kocabıyık. Namı diğer Halim Çavuş. Kurtuluş Savaşı'na katılmak için saçlarımı kazıdım, ismimi değiştirdim, erkek kılığına girip Türk askerinin arasına karıştım. Vatanımı savunmak için gazi oldum. Vatan sağ olsun dedim. Ben Fatma Seher Erden. Namı diğer Erzurumlu Kara Fatma. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaştım. Sadece kadınlardan oluşan birliğimle İzmir'in Yunan işgalinden kurtulması için mücadele ettim. Ben Şerife Bacı. Kurtuluş Savaşı'nda sırtımdaki bebeğimle İnebol'dan Ankara'ya kanımla cephane taşıdım. Tek battaniyem ıslanmasın diye cephaneye sardım. Ben Yenilmez Pehlivan Koca Yusuf. 1857'de doğdum. 26 yıl boyunca Kırkpınar'da baş pehlivanlığı kimseye bırakmadım. Bir gün bir iş adamı beni keşfetti. Bu yiğide dünyayı dolaştırmak gerek dedi. Önce efendim söz konusu iş adamı benim. Bu cengaveri keşfedince elinden tuttum, önce Avrupa'ya, sonra Amerika'ya götürdüm. Gittiği her yerde rakiplerinin bir bir yere sermesini seyrettim. Yani Koca Yusuf diye anılmasında ben de biraz pay sahip. Tamam abartma, abartma. Abartma, kaldır beni. Kaldır, kaldır. Mahpeyker Kösem Sultan, 4. Murat'ın annesiyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun
en güçlü kadınıyım. Hem oğlunun hem de torununun saltanatını gören tek sultan. Ben Bağdat Fatih'i Sultan 4. Murat. Kudretimi kazanmak için canla başla çalıştım. Zorbalarla savaştım. Hak ettiğim saltanatı bileğimin gücüyle aldım. Toz koparan İskender'den sonra bu cihanın en iyi okçusu diye anıldım. Affedersiniz. Ve şimdi cihanın en iyi okçusu, toz koparın İskender. Ve ezeli rakibi Bursalı Şişa. Toz koparan İskender. 1281 buçuk geze ok attım. Bugün dahi rekorumu kıran olmamıştır. Cihanın en büyük kemankişi diye anıldım. Lakin bir yiğit vardı ki onun ile yenişmekte ziyadesiyle zorlandı. Ben Bursalı kemankeş şuca. Cihan'ın en büyük okçusunu zorladığım doğrudur. Bunca büyük oluşunda belki benim de bir katkım olmuştur. Eyvallah. Biz ikimiz meydanda rakip idik. Amma ve lakin her vakit dost idik. Yay çek. Hadi bakalım. Şuca ne atarsa sen de onu at İskender. Gaza niyetine. Ya Allah.